yaşamını kaybeden canlarımızı anmak, bir daha bu gibi katliamlar olmaması için bir duyarlılık yaratmaya çalışıyoruz. O mitinglerde de hep ifade ettiğim şuydu. Biz sadece anma günlerimizde acılarımızı paylaşmak için bir araya gelmemeliyiz. Biz mutluluklarımızı da, başarılarımızı da kutlayacağımız günlerde de bir araya gelmeliyiz diyorduk. Bugün bir araya gelmemizin nedeni bir güzel olaya tanıklık etmek, şahitlik etmek. Bir kültür merkezini açarak toplumumuzun hizmetine sunmak adına mutluluğumuzu paylaşmak için bir araya geliyoruz. O nedenle çok mutlu olduğumu, onur duyduğumu, gurur duyduğumu ve bu kültür merkezinin Çorum'da açılması konusunda katkı sunan, destek veren tüm cümle canlara saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Emeklerimle saygıyla geliyorum. Son derece önemli kültür nedir? Kültür bir toplumun dilidir, inancıdır, örfüdür, adetleridir. Bir toplumun kendi maneviyatını yaşayabilmesi için ayakta kalabilmesidir. O anlamıyla da hem Diyanet'in hem zorunlu din dersleriyle Aleviler asimilasyon politikaları, inkar politikalarıyla karşı karşıya kalmışken böyle kültür evleri inancımızın, kültürümüzün, ikrarımızın, davamızın yaşaması ve geleceğe aktarılması açısından son derece önemlidir, çok değerlidir. Çok değerlidir. Korumak, kollamak hepimizin sorumlu olması, görevi olması gerekir. Bakın Almanya'dan örnek vereceğim. Biz Almanya'da son 32 yıldır mücadele veriyoruz. Örgütlendik. 32 yıl içerisinde ne yaptık? Cemevlerimiz ibadet yeri olarak kabul edildi. Alevilik derslerini okullarda veriyoruz. Kürtüler üniversitelerde açıldı. Almanya'nın eyaletlerinde hak eşitliği anlaşmalarını imzalıyoruz. Ve en son olarak 2020'de Almanya anayasa gereği bize kamu tüzel kişilik statüsünü verdi. Yani Almanya'da ve Avrupa'nın birçok ülkesinde Aleviler ve Alevilik özgürleşti, kendine bağımsız inanç kurumu olarak, inanç toplumu olarak hizmet veriyor. Peki Almanya devleti bize bu hakkı bir lütuf olarak mı sundu? Hayır. Almanya devleti bizi kara kaşımıza, kara gözümüze bakarak mı verdi? Hayır. Alman devleti vermek zorundaydı. Lütuf değildi. Neden? Anayasasında var. Anayasasında din ve vicdan özgürlüğü var. Anayasasında kişisel hak ve özgürlükler var. Eğer anayasanıza bunu yapmışsanız bu hakları da vermek zorundasınız. Bu bir lütuf değildir. O anlamıyla da eğer Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasasıyla Almanya anayasası birbirine çok benzer. Eğer anayasanıza eşit yurttaşlık yapmışsanız, din ve vicdan özgürlüğü yapmışsanız, kişi hak ve özgürlükleri yapmışsanız, bizi hakkımızı vereceksiniz. Bu cemiyetlerini ibadet yeri olarak kabul edeceksiniz. Evet. Bu bir lütuf değil. Bu bir lütuf değil. Anayasanızda eşit yurttaşlık hakkı yapmışsanız bunu vereceksiniz. O anlamıyla da biz bu haklarımızı Avrupa'da alındığı gibi Türkiye'de de bu hakların elde edilmesi konusunda ne gerekiyorsa yanınızdayız. Bu mücadeleyi ortaklaştıracağız ve ortak vereceğiz bu mücadeleyi. O anlamıyla da bu kültür merkezimizde bir sultanlar yetişecek. Gelin canlar bir olan diyen bir sultanlar yetişecek. Ne ararsan kendinizi aramayan Hünkar Ali Göktaş'ı belirler yetişecek. Yine bu kültür merkezimizde gelin tanış olalım. Sevelim, sevilelim. Bu dünya kimseye kalmaz diyen Yunus Emre'ler yetişecek. Ama bu sultan yetişmeyecek. Biz bunun mücadelesini veriyoruz. Bir kez daha hepinize teşekkür ediyorum. Verdiğiniz emeklerden, sunduğunuz katkılardan dolayı sağ olun, var olun. Birliğimiz daim olsun. 10 dakikasızın her daim, her yerde yanımızda olsun. Aşk ile. Teşekkürlerimizi sunuyoruz kendilerine. Thank you.
kardeş. Hayır mı abi? Bana bir kardeş. Hayır. Ve Sayın Valimiz, Sayın Belediye Başkanımız, yoğun programları nedeniyle aramızdan ayrılıyorlar. Teşekkür ediyoruz katılımlarından dolayı. Alkışlarımızla uğurluyoruz.